Değerli kamuoyu. Faili koruma, kadınları koru. Günlerdir Buse Berfi arkadaşımız hastanede. 2 haftayı aşkın yaşam savaşı verdikten sonra nihayet yoğun bakımdan çıktı. Buse hayatı risk taşıyan bir şekilde Ahmet Hasan isimli kişi tarafından darp edilmesine, kafatasında kırıklar, bedeninde ciddi darp izleri bulunmasına rağmen fail serbest bırakıldı. Buse hala hastanede, fail ise günlerdir sokaklarda. Buse, ailesi, sokaklardaki tüm kadınlar, herkes tehdit altında. Fail Ahmet Hasan'ın Buse'ye son darp ettiği günden 2 gün öncesine ilişkinde tanık ifadesi ve telefon mesajları bulunmasına, failin hastaneye Buse'yi düştü diyerek getiren kişi olmasına, sonrasında Buse'nin evine gittiğine ilişkin kamera kayıtları ve onlarca delile rağmen bu kişinin tutuklanmaması, kadına yönelik şiddete dair cezasızlığın olağan hale getirilmesidir. Failin Buse'nin evine gittiği kamu görevlilerince bilinmesine rağmen hala eve olay inceleme ekipleri gelmemiştir. Son darpten sonra Buse'nin darp edildiği tahmin edilen ve kamu görevlilerine bilgisi verilen sokağın kamera kayıtları incelenmemiştir. Failin öncesinde de sabıkasının olmasına, ailesinin şikayetçi olmasına, telefon görüşmeleri ve mesajların delil olarak sunulmasına, darp raporuna, tanık ifadesine, Buse'nin başından ve bedeninin çeşitli yerlerinden şiddete maruz bırakılmasına rağmen failin savcılık tarafından serbest bırakılması, hem Buse ve ailesine karşı hem de tüm kadınlara karşı alınmış bir karardır. Ahmet Hasan'ın serbest bırakılma gerekçesinde failin düştü beyanı esas alınmaktadır. Ahmet Hasan isimli kişinin telefon görüşmelerinin ve mesajlarının incelenmesine yönelik talep ise yasal şartların henüz oluşmadığı belirtilerek reddedilmiştir. Yasal şartlar biz yaşamlarımızı kaybettiğimizde mi oluşacak? Darp raporu, tanık ifadesi ve onlarca delil geçerli olmuyor da failin beyanı nasıl geçerli sayılıyor? Kamera kayıtları, ev içi inceleme darp olayının gerçekleşmesinden bugüne günler geçmesine rağmen neden gerçekleşmiyor? Buse hayati riski atlatıp kendine gelmesiyle birlikte şikayetçi olduğunu da açıkça belirtmiştir. Var olan deliller geçerli sayılmamakta, atılması gereken adımlar ısrarla atılmamakta. Buse ve ailesi ve tüm kadınlar tüm toplum can güvenliği riskiyle baş başa bırakılmaktadır. Ailenin talebi olan uzaklaştırma kararı hemen hayata geçirilmeli, hukuki süreçler hızlandırılmalı ve Ahmet Hasan isimli kişi bir an önce tutuklanmalıdır. Buse yalnız değil, kız kardeşleri var. Buse için yaşamlarımız, haklarımız için hukuki sürecin takipçisi olmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Yaşasın kadın dayanışması, Sol Feminist Hareket.